Akıllı Tarım'dan merhaba, ben İrfan Donat. Hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye İş Bankası'nın düzenlediği bir tarım çalıştayı vardı efendim. Biz de oraya katıldık. Çalıştay gerçekten verimli geçti. Çünkü sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği ve sadece sorunların konuşulduğu değil, onun daha ötesine geçip, tespitlerin ötesine geçip çözüm yollarının, önerilerinin ciddi şekilde ele alındığı bir çalıştaydı. Hem hayvancılık tarafında hem bitki üretim tarafında üreticilerimiz vardı, akademisyenlerimiz vardı. Sistemin diğer zincirin diğer halkalarındaki halcısından tutun da işte nakliyecisine kadar ya da market tarafına kadar bütün paydaşlar bir araya geldi. Aslında biraz da kendi içimizde bir empati kurma şansı oldu. Onu gördüm ben. Bugün de tarım çalıştayında öne çıkan hem o başlıkları konuşacağız, notları konuşacağız hem de o açıdan Türkiye'deki tarım sektörünün geneline bir göz atacağız. Kiminle birlikte? Bu hafta Gökhan Hocam yok, o izinli. Onun yerine Ege'li Tarım Girişim Sermayesi Genel Müdürü ve aynı zamanda Tragos Keçi Çiftliği ortağı Güldem Atabay Şanlı bizimle birlikte. Hoş geldin. Merhaba efendim. Şimdi sen de dün hafta sonu beraberdik, çalıştaylardık. İstersen senin biraz gözlemlerini alayım. Nasıl geçti senin açından? Ve öne çıkan noktada zaten peyderpey konuşuruz. En başta bence şey önemliydi. Biz tarım sektöründe çalışanlar olarak genelde Ziraat Bankası ile Kamu Bankası ile çalışmaya daha yatkınız. Hemen ilk aklımıza o geliyor. Özel bu işi ciddiye alan bir bankanın hani yıllardır da bunu sürdürüp bir şekilde üreticiyi anlamaya çalışıp ona göre finansman sağlaya çalışan bir bankanın organizatörlüğünde olmak zannediyorum değerli bir katılımdı orada. Diğer taraftan insan hani kendi işiyle ilgilenirken diğer sektörleri bazen kaçırabiliyor. Çünkü tarım çok kapsamlı ve çok emek yoğun bir sektör. Çok bulunuyorsun içinde. O anlamda sektörlerden temsilcilerin hem sorunlarını hem üretim süreçlerini, ne aşamalarda finansman ihtiyaçlarının doğduğunu, bunu nasıl giderdiklerini tartışması öyle bir büyük resmi görebilmek çok yine değerliydi. Arkasından da işte senin de bildiğin gibi yaptığımız ikinci tur çalışmada da bu problemlerin çözümü üzerine böyle küçük masa toplantıları yaptık. Herkes önerilerini sundu. Bunlar tartışıldı. Hani dünyayı kurtarmadık belki ama birbirini anlamak, büyük resimde bir çözüm arayabilmek adına bana çok faydası oldu en azından. Doğru. Aslında bu arada röportajlarımız da vardı. Hafta sonu yine Çalıştay'dan yaptığımız Önder Çiftçi, Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Erol Sözen'in hem katılımında ciddi anlamda çiftçi tarafından paylaşımları oldu. Hem de konuya tabii farklı yaklaşımları vardı. Yaptığımız Burak Karagöz'ün, muhabir arkadaşımız Burak Karagöz'ün yaptığı röportajın bir kısmını verelim, üzerine tekrar konuşalım. Tarım sektörü Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden bir tanesidir. İş Bankası'nın da bu sektörü tercih edip bu yönde yapmış olduğu çalıştaylar bizleri memnuniyetimizi ifade ediyorum çalıştaylardan dolayı. Gayet güzel gidiyor. Türkiye'nin değişik bölgelerinden değişik katılımcılar var. Sorunlar hep aynı. Üretimden tüketime kadar olan halka ve zincirin oluşturulması da gayet güzel. Ancak burada çakışmayan noktalar var. O noktalarda bölgelerin özelliklerinden kaynaklanıyor. Ürün deseninin farklılıklarından kaynaklanıyor. O nedenle bu toplantıların bölgesel olmasında daha fayda görüyorum. Bölgesel olursa katılımcıların fikirleri ve önerileri daha net olarak kendisini gösterecektir. Biz üniversiteyle destekli çalışıyoruz. Üniversitedeki profesör hocalarımız da bizlere destek veriyor. Aynı zamanda o hocalarımız sahada da tespitler yapıyor. Ürünlerin ekilişi, gelişimi, bitki korumasıyla ilgili ve bu hocalarımızın sahada yapmış oldukları tespitler kıraç araziler dışında gayet olumlu ve güzel gidiyor. Veriminde iyi olacağı kendileri tarafından ifade ediliyor ki biz de bunları kendimiz de Konya Önder Çiftçi Derneği olarak bizler de ziraat mühendislerimiz de araziye gittiğimizde de görebiliyoruz. Evet, Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Erol Sözen'in tespitleri vardı. Bir kısmını verdik. Aslında önemli noktaya da değindi. Bölgesel anlamda tabii dengeler değişebiliyor. Üretim desenine göre değişebiliyor. Ona göre de biraz bakmak lazım. Yani tarıma genel açıdan bakıyoruz ama tek bir reçete yok. Evet. Yani birçok üretim dalı var, birçok alt sektör var, paydaşlar var ve ona göre de bir zorluğu da buradan kaynaklanıyor. Aslında çok bilinen bir denklem gibi. Bu çalıştayda ben başta da söyledim ki biraz da empati kurma şansı oldu sanırım. Çünkü sektörde
işler tersine gittiği zaman işte bazen haksız yere bazı taraflar hedef gösterilebiliyor. Çoğu zaman işte çiftçi tarafı hedef gösteriliyor. İşte fiyatların artışında. Halbuki oraya baktığımız zaman maliyetler zaten belli. Üretimin durumu belli. Pazara ulaşım belli. Aracı bazen işte sıkıntı olabiliyor. Yani burada aslında biraz empati oluştu gibi geldi bana. Ya tabii şimdi her birimin o gıda zinciri içinde her birimin sorunlarını dinlemiş olmak o empatiyi kolaylaştırıyor. Çünkü siz bir şey üretirken evet işte maliyetler bir taraftan, işte hava durumu bir taraftan, sezon sağlık bir taraftan, işte Türkiye ekonomisini zorlayan şu dönemde şartları bir taraftan biraz daha işte yem fiyatları yine arttı diyebiliyorsunuz. Ama o tarafı da anlamak önemli. İşte aracıların bazen işte fiyat düzenlemelerini bozucu rolleri olabiliyor, onu suçlayabiliyorsunuz. Ama onları da dinlemek, onların yaptığı işi de anlayabilmek önemli. E tabii bir de sanayici var sizin ürününüzü birincil tarım olarak sattığınız. Onun da bir takım finansman problemleri var. Onun da bir takım ürün tedarik tarafında problemleri var. Kalite tarafında problemleri var. Bunları duyduğunuz zaman tabii kafa şeye çalışmaya başlıyor. Yani bu nasıl o zaman olmalı? Hani onun da o sorunu varsa bu nasıl toptan verimli hale getirmeli? Tabii burada hani şimdi sen sormadın ama bu işin çok daha detaylı planlanması gereği aslında. Oraya da geleceğim aslında. Soracaktım. Sen madem başladın devam et. Aklım oraya gidebilir. Çünkü planlama tarafı var. Çünkü. Tarımda serbest piyasa ekonomisi çok yanlış bir model. Evet bizim işte desteklerimiz var. Devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ama verimliliği artmaya yönelik pek işe yaramadığını görüyoruz. Verilen desteklerin geri ölçümleri ya da hibelerin o şekilde pek ölçümlerin yapılmadığını etki görüyoruz. Etki analizini pek yapmıyoruz. Etki analizi aynen öyle ki kavramsal olarak öyle yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan tüketiciden artık üreticiye gitmek gerekiyor. Tüketicinin taleplerine göre üretmek gerekiyor. İşte yani çok konu var aslında. İşte anlaşmalı sözleşmeli tarımdan başlayarak ama bunun aslında kamusal bir karma ekonomi hatta biraz da planlı ekonomi şeklinde yönetilmesi gerekiyor tarımın. Tarım artık senin de hep yazdığın çizdiğin gibi stratejik bir sektör. İşte dünya nüfusu, açlık, göç, tarım alanlarının küçülmesi bunlar hep önemli faktörler. Burada kamunun çok daha etkin olması gerekiyor. Şu anda son birkaç senedir hatta son birkaç 10 senedir belki diyelim biraz daha günü kurtaran önlemlerle tarımın yönetildiğini izlemek mümkün. O zaman uzun vadeli üretim, sürdürülebilir üretim yapılamamış oluyor. Yapılamayınca işte üretimde oynaklıklar, fiyatlarda oynaklıklar. Hatta zaman zaman işte et ithalatının artması açıkta üretim açığı ortaya çıkıyor. Bütün bunların çok daha farklı yönetilmesi gerekiyor zannederim. Ama burada bence işin büyük rolü aslında kamuya düşüyor. Oraya da değineceğiz. Evet. Aslında o tarafa da bakalım. Hani planlamadan açtık. Sözleşmeli üretim modeli ya da değişik iş modelleri, kooperatifçilik. Şimdi başka bir boyutu oraya da bakacağız. Amaç verim arttırmak olması lazım. Burada da bir plan, master plan yapılması gerekiyor ki içindeki paydaşlar onu doldurabilsinler. Genelde 3 ayak vardı. Yani öne çıkan 3 ayak vardı çalışlarda. Kalite, verim ve tabii ki fiyat istikrarı. Evet. Yani üreticinin de önünü görebildiği, tüketicinin de makul fiyatı. Kalite ve verim olduğu zaman fiyat istikrarına kendinden geliyor olması bekleniyor. İşte o üçgeni nasıl kuracağız? Orada dediğin gibi bazen o çıkmazlara girebiliyoruz. Yine bir röportajımız var. Onu da dinleyelim istersen birlikte. 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Uysal da yine Çalıştay'da katkıları sunan akademisyenlerimizden bir tanesiydi. Kendisinin de görüşleri var. Dinleyelim. Üzerine yine konuşacağız. Türkiye'de tarım sektörünün önemli sorunlarından bir tanesi küçük çiftçinin finansmana ulaşım sorunudur. Türkiye'nin en köklü bankalarından bir tanesinin bu konuda bir çabaya girmesi ve çiftçilere ulaşmak için bir arayış içerisinde olmasını çok anlamlı ve doğru bir olay olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu çalışmada İş Bankası tarım ve çiftçiye nasıl ulaşacak, hangi kanallara ulaşması daha anlamlı, daha doğru olacak onları değerlendirmesini yaptık. Ve bunun sonucu da ciddi bir rekabet artışı bekliyoruz sektörde. Çiftçiye yönelik tarım kredilerinde Ziraat Bankası'nın yanında diğer bankalarında bu alanda ciddi bir çaba harcayacağını ve bunun da çiftçinin lehine sonuçlar üreteceğini bekliyoruz. Buradan tarımla ilgili birkaç şey de izninizle söylemek istiyorum. Şimdi tarım çok önemli. Türkiye'nin nüfusu artıyor. Daha fazla gıdaya ihtiyacı var. Daha çok üretim yapmamız gerekiyor ama bu üretimi yaparken kaliteli, sağlıklı ve istikrarlı üretim yapmamız gerekiyor. Bunun anahtarlarından bir tanesi de çiftçinin ihtiyaç duyduğunda finansmana ulaşabilmesi. Bu kanal ne kadar çeşitlenirse yani çiftçinin finansmana ulaşma kanalları ne kadar çeşitlenirse o kadar iyi. Ama tabii ki burada çiftçilerin artık dünkü alışkanlıkları çerçevesinde üretim yapmaktan vazgeçip
tüketicinin talebin ihtiyaçlarını, yani orada ortaya çıkan kalite ve sağlıklı ürün, ilaç kalıntısı olmayan sağlıklı ürün ihtiyacına da cevap verecek şekilde kendilerini yenilemeleri, geliştirmeleri gerekiyor. Tüm kesimlerin, yani üreticiden, çiftçiden, nihai tüketiciye kadar gıda sektöründe bir bilinç artışı ihtiyacı var. Aksi halde biz çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacağız. Topraklarımızın, çevrenin zarar görmesi sonuçları karşı karşıya kalacağız. Bu açıdan tarım sektöründe çok sistematik, çok bütünsel ve her kesimin içinde olduğu yeni stratejilere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet, Profesör Doktor Yaşar Uysal'ın da tespitleri bu yöndeydi. Bir yandan da aslında bugünkü konuyla ilgili olarak izleyicilerden de hem Facebook hem Twitter'dan mesajlar geldi. Bir tanesi önemli, hepsi önemli tabii de bir tanesini özellikle seçtim. Osman Kabacıoğlu'nun mesajıydı, Facebook üzerinden attı. Çalıştay'da tarım sektörünün finans kredi sorunu gündeme gelmedi mi diye yorumda bulunmuş kendisi. Üreticilerimizin kredi kullanma, kredi faizi ve diğer masraflarla birlikte geri ödeme planının hasat mevsimi ya da ürün satış dönemiyle uyumlu olmaması gibi sorunlar var diye not düşmüş. Yine ayrıca ithal girdilerde üretim maliyetleri artıyor. İthal girdilerin işte gübre, ilaç, alet, ekipman bunları sıralamış. Yurt içinde üretim potansiyelinin araştırılması tartışılmalı diye de yorumda bulunmuş. Finansman tarafı çiftçilerden en önemli. Evet, tam da aslında bunlar konuşuldu ama tabii burada konuşulma açısı daha çok sektörler tarafından bilgi verilmesi, finansman ihtiyaçlarının dönemlerinin belirlenmesi. Aynen dediği gibi işte hasat döneminde asıl ihtiyaç oluyor. İşte biz mesela çiftçi olarak belli bir dönemde bir seyrelik yemi stoklamak durumundayız, kabaca en azından. O dönem tabii ki bir finansman ihtiyacı oluyor. Daha sonra işte gelirle, et geliri, süt geliri neyse onu ödeme şansınız oluyor. Bütün bunlar konuşuldu tabii ama şunu belki altını çizmek lazım. Tarım sektörünün finansman ihtiyaç modeli diğer sektörlerden biraz daha farklı. Ödeme gücü, ödeme vadeleri farklı. İşte burada bununla beraber ister özel banka olsun, işte kamunun da tekrar devreye sanıyorum girmesi gerekiyor. Finansman ihtiyaçları ya da İşte bu dönemki gibi dolara bağlı, TL'nin değer kaybına bağlı, işte yem fiyatlarının çok yükseldiği, üretimin düştüğü, kaba yemin bile azaldığı, fiyatların bu dönemde arttığı şeylerde hani kamunun planlamasıyla bankaların tarıma özel finansman modelleri geliştirmesi tabii ki çok gerekli. İşte o anlamda da bence bu tartışma, konuşma önemliydi. Çünkü İş Bankası burada dinleyici roldeydi biraz da. Herkes kendi sektörüyle ilgili farklılaşan finansman ihtiyaçlarından bahsetti. Hani bunun sonucunda o tür ürünler, özel ürünler, sektörlere yönelik işte hayvancılığı ayrı, dondurulmuş gıda ihracatçısının ayrı, işte büyükbaşçının ayrı, etçinin ayrı, bitkisel üretimcinin işte tahılcının ayrı olarak planlandığında işte orada az önceki beyefendinin konuşması da bölgesel anlamda bunların farklılaştırılması büyük bir çalışma gerekiyor, kapsamlı bir çalışma gerektiriyor ama yapılması gereken de bu aslında. Hep diyoruz, finans sektörü de söylüyor, tarım tarafında ciddi bir potansiyel var. Sonuç itibariyle işte dünyada nüfus artıyor, ekim evet. alanları azalıyor, ihtiyaç daha fazla. Tabii bunun adil dağılımı da ayrı bir başlık konu. Ama sonuçta bunun yapılabilmesi, sürdürülebilir olmasına da finansmanın ciddi bir rolü var. O evet. enstrümanların da artık çeşitlendirilmesi gerekiyor. Çeşitlendirilmesi gerekiyor. Hem çiftçinin ihtiyaçlarını özel olarak çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bölgesel üretime bağlı. Hem de hakikaten dünyada artık çok farklı bir takım tarımsal araçlar kullanılıyor. İşte bunlar hece etme, vadeli yöntemler, fonlar oluşturuluyor. Bütün bunların da artık Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor zannediyorum. Uzun vadeli fon kaynak yaratabilir. Kaynak sorunu Türkiye'de herkes için var. Bir de hani şunun altını çizmek lazım. Yapılan çalışmalarda çiftçinin borcuna hep çok sadık olduğu çıkıyor Türkiye özelinde. Çünkü ne oluyor? Üretmek için toprağını finansman ihtiyacını kan ipotek ediyor. Onu tutabilmesi için, ailesinden ailesi geçirmek için önce borcunu ödüyor. Borcunu ödedikten sonra kalanla geçinmeye çalışıyor. Bu önemli bir veri bence. Dolayısıyla finansman tarafının bu veriye dayanarak biraz daha cesur olabilmesi önemli herhalde. Anlıyorum. O zaman bir video şeyimiz daha var, betamız daha var. Orada da Kaledonya Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bayezid yine çalıştaya katılan katılımcılardan bir tanesi. Onun da yine hem ihracat tarafı hem de içerideki üretimle ilgili bir yorum var. Onu da dinleyelim, yine üzerine konuşacağız. İş Bankası'na böyle bir çalıştığı için gerçekten teşekkür ediyorum. Artması lazım, daha da çoğalması lazım, daha fazla konuşmamız lazım. Çünkü tarım ve gıdanın nedenle önemli olduğunu yokluğunda hissedeceğiz. Allah bize o yokluğu göstermesin ama bugünlerde konuşursak yarınlar için en azından önlemlerimizi almış olacağız. O yüzden çok önemsediğim bir çalıştığı.
Peki şimdi tarım sektörü şu anda nasıl ilerliyor? Bu seneden memnun musunuz? Ne gibi aksaklıklar var? Beklentiniz ne yönde? Şimdi tarım sektörü dediğimiz zaman aslında çok fazla aktörün olduğu, çok fazla formülün olduğu, paradigmanın olduğu bir sektör. Ben iyimserim. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyoruz. Üretim alanlarımız daha modernize hale geliyor. Tarımda mekanizasyon çok önemli. Bu mekanizasyonu çok önemsiyorum çünkü verimlilik açısından ve kalite açısından çok önemli. Tabii burada çiftçinin eğitimi söz konusu. Çiftçinin biraz daha eğitimli olmasını diliyorum. Üst yapıda bir problemimiz yok. Bizim tarımla ilgili en büyük problemimiz ham madde boyutu tarlada. Dolayısıyla da bu konular konuşuldukça bu konularda sadece problem konuşmamamız lazım. Daha çok çözüm odaklı gitmemiz lazım. Sonuç odaklı gitmemiz lazım. Evet, Murat Bayezid'in de açıklamaları bu yönde. Şimdi Güldem, aslında tarımda hep üretim tarafına odaklanmışız. Evet, orada temel kronik sorunlar var. Üzerinde de bayağı çözülmesi gerekiyor, duruyoruz. Ama işin diğer halkaları da işte pazarlama, belki orada tarımdaki pazarlama stratejisi ya da ihracat tarafı çok çok önemli. Çünkü o taraflarda da işler ters giderse bu sefer üretimi de doğrudan ya da dolaylı yoldan etkiliyor. Şimdi Türkiye bugün 16-17 milyar dolarlar seviyesinde bir tarımsal ihracatta Oturmuş durumda. Yani ne geri ne ileri ortada sayıyoruz. Ama çok büyük de aslında potansiyel var. Biz bugün belki gündemimizde hayvancılık tarafından maalesef canlı hayvan ithalatı ve et ithalatı var ama senin sektörden biliyorum ben, küçük baş tarafında bir ihracat potansiyeli de var. Ama orada da galiba sorunlar var mevzuat tarafında. Onu da yani tabii senden dinleyelim. Şimdi bu benim çok özelim. Ben keçi ve damızlık niteliği çok yüksek bir keçi üretmeyi başardım ortaklarımla. Ve yurt dışından ciddi talep var. Çünkü bizim işte kullandığımız sperma Avrupa'dan gelip süt verimini yüksek kullanıp Türkiye şartlarına adapte olmuş. İşte zaynen keçisi. Yurt dışından, Orta Doğu'dan, Pakistan'dan, Azerbaycan'dan çok yoğun ilgi var. Çünkü verimi ortada ama... Çok ilginç bir şey, biz bürokrasi yaşamıyoruz. Çünkü hani bu bir şikayet değil, bir yardım talebi. Çok teşekkür ederim aslında bunu açtığın için. Çünkü biz hep ithalat yapmaya odaklandığımız için mevzuatlar, karşılıklı ülkeler arasında anlaşmalar yapılması gerekiyor. Veterinerlik yapılmamış. İhracat yapmak istiyorsunuz. İki ülke arasında anlaşma yok. Müşteri var, geliyor çiftliğinize, parası hazır, her şey hazır. Ama o... Kanal açık değil. Evet, yani bu gerçekten çok zorlayıcı bir durum. Açtırmaya uğraşıyorsunuz, dinliyorlar, yardımcı oluyorlar. Bizim bürokrasimiz de öyle. Ama karşı tarafa ulaşamıyorsunuz. Ben şimdi Azerbaycan tarımla ilgili bürokratlara nasıl ulaşabileyim? Bunu devletin yapması gerekiyor. Biraz da kafayı oraya belki yoğunlaştırırsak, bu kadar ithalat odaktan ihracata da yönelirsek biraz daha bütünleyici ve en azından çiftçiye fayda sağlayıcı bir modele ulaşırız. Çünkü o kapıyı ülkeyle bir kere açtığınız zaman belki biz önce geçeceğiz ama arkamızdan bir sürü başka çiftlik geçmiş olacak. Bu bence çok önemli, katma değeri yüksek bir adım olur en azından herkes için. Şimdi tarımsal ihracatta öne çıkan ülkelere baktığımız zaman ihracat yaptıkları ya da yapma potansiyeli olan ülkelerdeki tarım ateşleri çok kritik önemli. Evet. Bizim de o noktada aslında biraz daha belki yapıcı bir politika izlememiz gerekiyor. Yani bu alanda uzman, dünyadaki değişimi okuyabilen ve Türkiye'nin buradan çıkaracağı dersleri not edebilecek ve bunu Türkiye ile paylaşabilecek o sistemi, o kanalı kurmamız lazım ki dediğim gibi o mevzuatları aşalım. Önemli olan, özür dilerim, burada bir sağlık sertifikalarının oluşması. Yani biz hastalıktan ari bölgeler belki oluşturmamız lazım ki ya da alanlar belirlememiz lazım. Bir işte Tekirdağ tarafları, o taraflar olduğu gibi. Oradan belki bu ihracatın merkezi olarak belirleyip, çünkü Türkiye büyük bir ülke. Birçok yerden giriş var, çıkış var, özellikle şimdi Suriye kanından hastalıklar geliyor ilk ve istemeden. Yani kontrol edemiyorsunuz ama hani o konuya biraz yoğunlaşırsa, bir plan yapılabilirse hakikaten bunun ihracatını yapmak böyle çok zor bir iş değil. Doğru. Biz hayvancılıkta oraya, hani ben biz derken kendimi kastetmiyorum, çiftliğimizi kastetmiyorum. Birçok çiftlik o noktada şu anda. Yüksek verime sahip çok çiftlik var bu ülkede. Şimdi o verimin sağlanmasına da aslında özel sektörün kendi çabası, üreticinin kendi çabası, kamunun desteği ve üniversite. Tabii, bunu hep konuşuyoruz. Çalıştay'da da o konuşuldu. Yani eğitim tarafında tarım sektörü nerede? Çiftçinin bilinçlendirilmesi, bu işi daha kaliteli, verimli yapması noktasında ve üniversiteler burada ne kadar bir role sahip ya da o rolü tam yerine getirebiliyor mu diye. Senin de biraz o noktada gözlemini alayım. Yani bu işbirliği, üniversitelerle işbirliği noktasında
etkileşim nasıl? Nereye gidebilir? Ne olması gerekiyor? Ben açıkçası biraz eksik görüyorum o konuları. Çünkü yine dediğim gibi üniversiteler yine devletle, devlet planlama teşkilatı içinde bir Kalkınma Bakanlığı içinde bir tarım bölümü var. Çok da bilgili bürokratlar çalışıyor. Onların belki bir master planıyla bölgesel sorunların belirlenmesi, üniversite, bölge üniversitelerinin orada bir koordine, özel sektörle, işte üniversiteyle planlamadan gelenlerin bir proje geliştirip bölgede işte hastalık mı giderilecek, verim mi arttırılacak, çiftçiye eğitim mi verecek, böyle büyük projelerle gelmesi gerekiyor. Bizdeki şimdiki model hocalarımızın bireysel çabaları, bireysel inisiyatifleriyle bir proje seçip kendilerine bir çalışma yapmaya ve bunu saha çalışmalarına uygulamaya çalışıyorlar. Bence yetersiz ve yetersiz kalıyor. Hani çok etkin ve verimli bir yere ulaşamıyor dolayısıyla. Orada da bir koordinasyon eksikliği var. Büyük yapılarla bu üniversitelerin beraber çalışması lazım. Evet, koordinasyon eksikliği sanıyorum orada da kendini gösteriyor açıkçası. Tabii şimdi çalıştığında bu arada hep üretim diyoruz ya da pazarlama diyoruz ama tüketim tarafında konuştuk. Evet, hatta evet, tüketicileri de temsilen bir masa vardı. Evet, doğru. İçinde ben de vardım masanın. Ben tüketici tarafındaydım bu sefer. Şimdi fark ediyoruz ki artık dünyada tüketim tercihleri de değişiyor. Yeni trendler ortaya çıkıyor ve o tüketim tercihi üretime de otomatikman yansıyor. Üretimin desenini değiştiriyor. Ama burada tek belirleyici de tüketici değil bu arada o değişimde. Aracıların da etkisi var. Bu da konuşuldu. Evet. Sen de sonuçta bir üreticisin. Aynı zamanda tüketicisin. Gibi, evet. Nasıl bir orada değişim görüyorsun? Valla tüketici tarafı tabii dediğin gibi sağlık trendleri değiştikçe sağlığa işte şehirleşme, göç artıyor. İnsanlar artık GDO'suz ya da antibiyotiksiz et, antibiyotiksiz süt içme peşinde koşuyorlar. Çocukların sağlıklı doğal beslemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şehirlinin istekleri biraz domine ediyor kırsal tarafta üretimi. Bunun için de işte tabii o bilgi aktarımının üreticiye kadar gelmesinin yine aracı bir takım birimlere ihtiyaç var. Yine ben orada planlamaya geliyorum. Aracılar derken de üreticinin ürettiğiyle tüketicinin tüketmek istediği arasında bir köprü oluşturulması gerekiyor. Bu ister planlama olsun, ister aracıların alması olsun ama tüketiciden gelen bilginin, taleplerin üreticiye doğru bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bunun ulaştırılırken işte o çalıştığında yine konuştuk. Sözleşmeli tarımın belki bu sayede bir köprü oluşturabilmesi mümkün. Sözleşmeli tarım çiftçi açısından Türkiye koşullarında çok faydalı çünkü ne üreteceğini bu sene, seneye, öbür sene bağlıyor. Bazen bağlayıcı olabiliyor ama şu koşullarda bence en azından gerçekten küçük üreticinin bilgiye ulaşmakta zorlanan, bilgiyi değerlendirmekte zorlanan üretici için tüketici tarafından gelen trendleri, istekleri belirleyici oluyor. O tür modellerin herhalde geliştirilmesi gerekiyor Türkiye'de de şu anda. Son bir dakikamız kalmış. Belki o modeli zaten tüketici tarafıyla da bağlamak lazım. Yani işte sözleşme üretim, kooperatifleşme, sizin yaptığınız iş modeli. Hı hı. Yani bu organizasyon kendi içinde sağlanırsa iki aslında tüketici ve üretici grubu da kendi içinde bir koordinasyon kurma şansı ya da en azından o beklentilerini karşılama şansını elde edecek gibi geliyor. Edecek. Bir de yani verim odaklı olması gerekiyor üretici içinde. Üreticinin belki daha yerel markası belirlenmiş, yerel adı konmuş. İşte bal örneği vardı toplantıda hatırlarsan. Onu direkt marketlere özel bir köşeye belki koyması gerekiyor. Oradan gelen bilginin oraya gitmesi, oradan gelen katma değerli ödemenin üreticiye gitmesi gerekiyor. Bu mekanizma hakkında daha yapılacak o kadar çok şey var ki, düşünülecek o kadar çok şey var çok ki. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. En azından gözlemlerin bir kısmını böylece paylaşmış olduk izleyicilerimize de. Tabii bu tarım çalıştayı ilk çalıştaydı. Sevgili izleyicilerimize onu paylaşalım. Bunun devamı gelecek büyük ihtimalle. Daha genel fotoğrafı çektikten sonra daha detaylara bakılacak. Zaten ileride bunun çıktılarını göreceğiz. Sizinle de paylaşmak istedik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.